Yem olabilir. Yem taşımak için bu saati mi beklediler yani? Vallahi bu sefer ben de kıllandım. Bak, bu işte bir iş var ha, kesin. Doktor, senin bu jeton kaç köşeli lan? En son sen uyanıyorsun hep mevzuya. Eve gidelim, ben sana göstereceğim kaç köşeli. Başıma ikili oldunuz anasını satayım. Sevimsiz. Neyi ne yapıyorum oğlum, çuvallara bakacaksın. Oğlum sen manyak mısın? Eğer çuvalları delersen birisi bizim buraya girdiğimizi anlar. Zekasız mısın oğlum sen? Çek şöyle, bırak bana. Allah Allah. Çek. Ana. Oğlum lan. Atın güzelliğine bak. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Ha nasıl yiyor? Şişt, doktor. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Kur'an musaf çarpsın, bu senden daha güzel ha. Rahat bırak şu hayvanı, şuraya gel ya. Rahat lan. Oyuncaşıyorum hayvanla. Hem yetersizsin, hem kendini bilmiyorsun ya. Oğlum hem faydasızsın, hem sevimsizsin. Gel şuraya yardım et. İyi tamam be. Koy. Bir şey yok bundan. Hayda. Ne yapacağız? Diğerlerine de bakalım. Hey, hadi bakalım. Senin var ya, yemin ediyorum buradan ağzına bir tane vur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Doktor, o gürültü ne? Abicim cevap veriyorum, kıllı bir hayvan. İyi, bir şey bulabildiniz mi bari? Yok abi, sadece yem var burada. İyi. Araştırmaya devam edin. Hadi bakayım. Adamlar ara doğru geliyor. Sesinizi duydular galiba. Saklanın. Oğlum buraya geliyorlar. Oğlum belki içeri girmezler. Öpüle. Sizi fark etmediler doktor. Rahata geçin. Kardeşim. Abicim bayağı Samanya'nın içinde 50 poşet kadar mal var ya. Dayla şu sırtımı bir kaçsan oğlum. Oğlum at mı tımarlıyorsun? Adam akıllı yapsana ya. Lan senle mi uğraşacağım be? O zaman yarınki poker partisi ne iş? Anlamadın mı? Mal dağıtımı yapacaklar işte.
E ne yapalım, gidelim imha edelim mi tüm malları? Yok, daha iyi bir fikrim var. Yarın şu poker partisine biz de katılalım. Herkes oraya gelince ufak bir katliam yapalım. Malları sonra imha ederiz. İyi hadi gidelim bir an evvel ya. Yemin ediyorum beni kaşıntı bastı be. Hadi gidelim. Yoksa bunlar soyunmaya başlayacak burada. Onun için kulağını aç, beni iyi dinle. Duydun mu beni? Sabah geldim buraya, keşif yaptım. Bu gördüğün jandarmalar haricinde babamın odasının önünde iki tane daha jandarma var. Birinci kat 8 numara. Kaç numaraymış? Birinci kat 8 numara. Gerizekalı değiliz amına koyayım. Önce ben içeri gireceğim, güvenlik odasına kameraları kapatacağım. Al bunu. Sen de benden haber bekle. Ben haber verince girersin. Ondan sonra da muhtemelen babam kelepçeyle yatağa bağlıdır. Onun için bunu da al. Babamı kurtardıktan sonra bodrum katına in. Ben morg kapısı önünde sizi bekliyor olacağım. Anlaşıldı mı? Var mı bir sorun? Var. Ne? Karakterimi öyle doğuştan bozuk, sonradan bozdurdun. Bak, sana bütün bunlar çok zor geliyor, ağrına gidiyor biliyorum ama lütfen bu işe odaklanmanı istiyorum artık. Tabii bunun için de beyin denen organı kullanman gerekiyor ama seninki kullanılmaya paslanmış olabilir. Ama korkma, bir yan etkisi yok. Ha bu arada, inip ben içeri girince arabayı morgun önüne çek. Benden haber bekle. Emredersin. Gelsin. Bir şey mi istediniz hocam? Ya sizin bu ameliyathanedeki... İçeri girebilirsin. Durma, çekil. Ne? Çekiç mi? Ne? Sait. Sait ya. Sen ne arıyorsun burada? Bırak şimdi laf salatasını, yürüyebilir misin sen? Denerim. Kalk, kalk, kalk. Acele et biraz. Nasıl bu? Thank you.
Hey, ne oluyor orada? Sana diyorum, ne yapıyorsun? Alo? Ya yürütsene, seni boşuna mı kaçırdık? Öldün öleceğin anasını satayım ya. Açamadım lan kapıyı. Yerli açamana koyayım. Hadi yürü. Bu işi kıvırabileceğinizi düşünmemiştim açıkçası. Sen göründüğünden daha akıllıymışsın Ertan. Lafa bak ya. İltifat mı ettin, hakaret mi, anlamadım. Ertan'a yardım ettiğin için sağ ol Faysal. Ben ona yardım etmedim, sana ettim. Gerçi sen bana güvenmeyip onun yaşadığını söylemedin ama... borcumu ödedim sana, borcum kalmadı. O zaman öyle gerekiyordu. Tamam tamam, yorma kendini, tamam. Ben buranın bir yıllık kirasını ödedim, ondan sonra bakarsınız başınızın çaresine. Sağ ol usta. Sait güle güle. Sana hediye şimşir tarak alacağım ha, unutmadım. Ne oldu senin şu bonzai işi? Bir adamdan bahsediyordun. Turul. Adamın karısını bulduk abi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Gideceğim yanına, yerine geçeceğimi söyleyeceğim. Ondan sonra balığı atan adamlarla falan tanıştıracağım kendimi. Sonra da öldüreceğim. Her şeyini alacaksın, sonra da öldüreceksin adamı ya. Yani, aynen öyle, öldüreceğim abi. Akıllı bir adamsa, bu kadar büyük bir iş yaptığına göre akıllıdır. Senin onu öldüreceğini tahmin edecek, yani kaybedecek hiçbir şey yok. Öteki adamlarla niye tanıştırsın ki seni? Yani ne yapmamı öneriyorsun abi? Ona avucunun içine almışsın işte, kullansana. %30 ortaklık teklif et ona. Sen işleri büyüteceğin için onun kazancında bir değişiklik olmayacak. %30 mu? O zaman bizim payımız azalıyor abi. Bu işte pastayı tek başına yiyemezsin Sait. Ne kadar adil paylaştırırsan senin payına düşen dilim de o kadar büyük olur. Patron sensin abi, sen bilirsin. Size kötü bir haberim var beyler. Arkadaş bir sefer de iyi bir haber ver ya. Ana haber bülteni gibisin bayağı. Sarı Erol dün akşam kaldığı hastaneden kaçırılmış. Hoppala. Ulan herifi biz yakalayıp size teslim ediyoruz. Siz kaçırıyorsunuz. Nasıl iş lan bu? İşte bu yüzden canlı yakalama işinden nefret ediyorum. Hazır elimizde fırsat varken temizleyecektik. Nasıl olmuş bu iş? Saldırganlar iki kişiymiş. Bir tanesi Erol'un kaldığı katın güvenlik kameralarını kapatırken, diğeri de oda kapısında nöbet tutan iki jandarmaya saldırmış. Daha sonra morgda bir güvenlik görevlisini daha öldürüp beraberce kaçmışlar. Jandarmalardan biri maalesef ölmüş ama diğeri hala yaşıyor. Yani bir tane görgü tanığımız var. Aslında iki tane. Diğeri de güvenlik kameralarının başında duran kişi. Ama o da çok fena darp edildiği için henüz ifadesi alınamadı. Şu anda aynı hastanede beyin ameliyatı geçiriyor. E jandarma, bu saldıranlar hakkında bir şey söylemedi mi? Uzun boylu, iri yarı biri. Ne kadar aydınlatıcı ya. Hulk mu yoksa? Allah'ım ya Rabbim ya. Ayrıca kel. Ve jandarmalara çekiçle saldırıyor. Çekiç mi? Lan vay şerefsiz. O yaşıyor mu ya? Allah Allah, uzun boylu kel çekiçli kimden bu? Sence? Kel, çekişli. Sen ciddi misin ya? Ne var oğlum, Allah Allah, Zagor mu lan bu herif? Yok, örümcek adam ya. Oğlum manyak mısın? Kel Sait yok mu işte, bildiğimiz Kel Sait. Ulan bu Ertan'ın yanında gözükmeyince ben de öldü zannettim. Al benden de o kadar. Ertan kafasına sıkıp bir yere atmıştır diye düşünmüştüm. Hı. Çok vefalı adammış ha. Vallahi.
Erol da zamanında bunu hapishaneden kaçırmıştı. Bak, hesaplaşma günü gelmiş demek ki. Sait'in bizimle de hesaplaşma günü gelecek.